Merhaba, ben Seren Fosforoğlu. Artık her hafta sonu TV2 ekranlarında birlikte olacağız. Yepyeni bir başlangıç ve yepyeni bir programla. Programın adı Kadın Dokunuşu. Evet, programın adına Kadın Dokunuşu dedik ama erkekler de bizi izleyebilir tabii. Hem erkekler, unutmayın, sizi de bir kadın doğurdu. Hadi erkekleri fazla kızdırmadan programa başlayalım. Bakalım bugün programda kimler konuğum olacak? Güzellik sırları, makyaj tüyoları, sağlıklı beslenme, moda ve yeni trendler hakkında merak ettikleriniz. Kadına ve hayata dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Kadın Dokunuşu'nda bu hafta. Hanımlar ekran başına, ilk konuğum çok değerli bir diyetisyen. Bağırsak sağlığı neden önemlidir? Bağırsaklarımız ikinci beynimiz midir? Son kitabıyla diyetisyen Profesör Doktor Murat Baş'tan altın değerinde bilgiler. Sindirim sistemi hayatımızı bu kadar etkiliyor mu? Stresi çözemediğimiz sürece mikrobiyotayı biz adam edemiyoruz. Sağlıklı ve güzel bir cilt nasıl olmalı? Cilt bakımının püf noktaları nelerdir? Estetik ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'dan çarpıcı güzellik ve bakım önerileri. Ne kadar düzenli aralıklarla yaptırmak lazım cilt bakımını? Bu bir cilt temizliği. Aslında bir hani tedavi olarak düşünmemek gerekiyor. Giyinişimiz, kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor mu? Nerede, nasıl giyinmeliyiz? Türkiye'de iyi ve kötü giyinen ünlüler kimler? Tüm bu sorulara moda yazarı Aslı Barış, Kadın Dokunuşu'nda cevap veriyor. Peki en kötü giyinen kim? Türkiye'de. Söyleyecek misin bunu? Yaklaşan kış mevsimine nasıl hazırlanmalıyız? Hangi maskeleri kullanmalıyız? Evdeki malzemelerle herkesin kolayca hazırlayabileceği meşhur maske tarifleriyle koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral merak edilen sorulara pratik önerileriyle cevap veriyor. Eczacınızı seçersiniz, hekiminizi seçersiniz. Lütfen manavınızı da seçin. Az sonra Kadın Dokunuşu'nda. Hanımlar ekran başına, ilk konuğum çok değerli bir diyetisyen Profesör Doktor Murat Baş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programınız öncelikle. Teşekkür ederim. Eminim ki Kadın Dokunuşu'yla bütün yüreklere dokunacağınızı düşünüyorum. Evet, programımızın adı Kadın Dokunuşu. Biliyorum siz de hayatlara dokunuyorsunuz. Sağ olun. Beslenme şekillerini düzenleyip insanların hayatını değiştiriyorsunuz hocam. Ve yeni kitabınız var. Yaşam dediğin 9 metre. Evet. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle. Biraz açalım mı bunu? Tabii ki. Aslında bu fikir, kitabın fikri hemen hemen 3 yıl önce kafamda belirmişti. Ve bir gün bir internet sitesinde araştırma yaparken ağızla anüs arasındaki ya da makat diyelim makat arasındaki uzunluğun sindirim kanalının 9 metre olduğunu fark ettim. Ve daha sonra bu benim kitabımın adı oldu. Çünkü aslında yaşam ağızla başlayıp anüste sonlanan o sindirim kanalının içinde ne olup ne bittiğiyle aslında belirleniyor. Evet. Ve biz gerçekten ne yiyip ne içersek o kanalda onlar işleniyor ve beraberinde ya iyi şeyler, iyi ürünler çıkıyor ya da kötü ürünler çıkıyor. Son dönemde bunu çok duymaya başladık. Bağırsak için hatta ikinci beyin denmeye başlandı. Aynen. Yani sindirim sistemi hayatımızı bu kadar etkiliyor mu? Bu kadar etkiliyor. Düşünün, çok işte bir stresli durumunuz var. Bir sınava gireceksiniz, işte bir toplantıya gireceksiniz, önemli toplantıya. Ne oluyor? Bağırsaklarınızda bir kelebeklenme başlıyor. Hatta deriz ya, midemde kelebekler uçuyor deriz. Aslında beyinle bağırsak arasındaki bir otoyol, bu bir sinir ağı, birbirlerini etkiliyorlar. Yani aslında bağırsağımızda olup biten her şey beynimizi etkiliyor. Beynimizde olup biten her şey de bağırsağımızı etkiliyor. Yani çift yönlü bir yolculuk var aslında bağırsak ve beyin arasında. Ve bu yolculuk aslında bizim davranışlarımızı da etkiliyor. Yani eğer kötü bir beslenme tarzımız varsa ve bağırsağımızda kötü şeyler oluyorsa o zaman beynimizdeki davranışlar da
olumsuzluğa doğru ilerliyor. Yani stresle de mi bağlantısı Aynen, var? Aynen, daha çok kaygılı oluyoruz, daha depresif oluyoruz. Hayata bakış açımız daha mutsuz oluyor. Ve işte bu ikili arasındaki bütün bu yolculuk bizim aslında sürdürülebilir yaşamımızı da etkiliyor beraber. Yani stresten dolayı karnım ağrıyor diyoruz. Aslında Aynen. oradaki sistemin bozulmasından dolayı stres de yapıyoruz. Aynen. Öyle değil mi? Düşünsenize şu anda bağırsaklarımızda bizimle birlikte yaşayan 100 trilyon civarında mikro canlı var. Yani biz aslında bedenimizi tek başımıza hücrelerle paylaşmıyoruz. Aksine 100 trilyon bakteri, virüs, maya gibi birçok mikro canlıyla paylaşıyoruz. Şimdi içimizde bir canlı dünya varsa o zaman orada ne olup ne bittiği bizi de etkiliyor sonuçta. Ve ben orayı bir fabrikaya benzetiyorum ve içimizdeki mikroorganizmaları da orada çalışan işçilere benzetiyorum. Biz yiyoruz, içiyoruz ve o fabrikaya ham madde yolluyoruz aslında. Ve fabrikaya ulaşan ham madde o fabrikadaki mikro işçiler tarafından bir üretime alınıyor. Ve bu üretim sonucunda da vücudumuzu iyi yönde etkileyen çok güzel ürünler de ortaya çıkabiliyor. Tam tersine bizi hastalıklara karşı yakınlaştıran çok kötü ürünler de çıkabiliyor. O nedenle de aslında bizim onlara iyi baktığımız sürece onlar da bize iyi bakıyor. Ya da tam tersi biz onlara kötü bakıyorsak onlar da bize bunu çok kötü bir şekilde yansıyor. Yani birbirimizin aynası gibiyiz aslında. Hı hı. Ve bu sindirim kanalı aslında bizim dış dünyaya açıldığımız tek nokta. Yani biz ağzımızla aslında sindirim kanalımızla dış dünyaya açılıyoruz ve bu bizi dış dünyaya bağlayan tek merkez aslında. Evet, şimdi ben sizi yakından takip ediyorum. Yaşadığım rahatsızlık sebebiyle de bu konuları çok araştırıyorum, öğreniyorum. Bu mikro çalışanlar dediniz sindirim sisteminde. Oradaki dünyaya da mikrobiyota deniyor galiba değil mi? Aynen, biraz aynen. bunu açıklar mısınız Tabii ki. Hocam? Mikrobiyota aslında içimizde ve dışımızda yaşayan tüm mikroorganizmalara verdiğimiz isim. Ve biz daha çok bağırsak mikrobiyotasından bahsediyoruz ama vücutta birçok mikrobiyota var. Akciğerin kendine ait akciğer mikrobiyotası var. Derinin kendine ait deri mikrobiyotası var. Vücudumuzdaki bağırsak mikrobiyotası yaklaşık 1,5-2 kilogramlık bir kütleye de sahip olduğu için ve birçok yaklaşık %90'dan fazla mikroorganizma bağırsaklarımızda olduğu için biz daha çok bağırsak mikrobiyotası üzerinde duruyoruz. Ama eminim ki önümüzdeki yıllarda mesela ağız mikrobiyotası çok fazla önem arz etmeye başlayacak. Çünkü vücut aslında bir bütün. Ve bu bütün ben puzzle'a benzetiyorum vücudumuzu ve her puzzle'ın her parçasının farklı bir görevi var. Ve o puzzle'ın parçaları birleştiğinde ortaya güzel bir insan çıkıyor. Güzelden kastım da sağlıklı bir insan çıkıyor ortaya. Puzzle'ın bir parçası olduğunda ne yaparsınız? Onu duvara asar mısınız? Asmazsınız çünkü orada bir hep o eksiklik sizi bir şekilde rahatsız eder. Ama vücudumuzda da bir takım parçalar eksik olduğunda sağlığın sürdürülmesinde problemler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu puzzle'ın en önemli hatta o göbek noktası bağırsak mikrobiyotası. Yani birçok hastalığın sebebi de Kesinlikle. Mi oluyor aynı zamanda? Hatta şu anda ben size diyeyim ki obezitenin önemli nedenlerinden bir tanesi bağırsak mikrobiyotası. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, işte bazı kanser, özellikle kolon kanseri gibi bazı kanser türleri, hatta bazı deri hastalıkları, işte egzama gibi, akne gibi birçok sorunlar da aslında bağırsak mikrobiyotası ile alakalı. Hatta şu an deniyor ki acaba depresyon bir beynin hastalığı mı yoksa bağırsağın hastalığı mı? Özellikle hafif düzeyli depresyonların aslında bağırsak kaynaklı olabileceğini şu anda söyleyen çalışmalar var bize. O nedenle bütün hastalıkları şu anda o içimizdeki iç dünya ile birleştirebiliyoruz. Evet, ben çocukluğumdan beri IBS denen o irritable evet. bağırsak sendromunu çekiyorum. Yaşayan bilir. Aynen. Zor bir Kesinlikle rahatsızlık. Bu arada da o bağırsak dengesizliği yaşadığım dönemlerde mesela işte program başlayacak bu hafta çok stresliydim falan. Bağırsakla birlikte oradaki denge bozulduğunda cildim bozuluyor hocam. Kesinlikle. Alerjiyle bir bağlantısı olduğunu ben kendi kendime deneyerek çözmeye başladım. Özellikle çocukluk çağı alerjileri direkt mikrobiyotayla alakalı ve yetişkinlik dönemindeki işte egzama, deri döküntüleri, işte deride bazı tahrişler gibi birçok faktör bağırsak mikrobiyotasındaki bozuklukla alakalı. Şimdi biz
mikrobiyotayı etkileyen birçok etmen var ama stresi çözemediğimiz sürece mikrobiyotayı biz adam edemiyoruz. Yani stres o içimizdeki mikro canlıları etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Diğer faktör ne? Beslenme alışkanlıklarımız. Diyebilirim ki mikrobiyotanın %50'lik kısmını beslenme alışkanlıkları etkiliyor. Ne değişti? Şimdi bana herkes şey soruyor. Ya hocam işte bunca zamandır mikrobiyotam vardı hayatımızda, ne oldu şimdi de bunu konuşuyoruz diye. Çünkü geçen 50 yılda hatta 100 yılda o kadar çok şey değişti hayatımızda. İşte tarım toplumundan sanayi toplumuna geçtik. Tükettiğimiz gıdalar hep paketlerin içine yerleşmeye başladı. Daha fazla tarımsal ilaç kullanmaya başladık. Stresimiz arttı. Düşünün. Bir gece öncesinden ertesi gün ne giyeceğinizi düşünmek bile bir stres aslında. Eskiden insanların böyle bir derdi yoktu. Ya da sofraya koyduğunuz bir kap yemek sizi doyurmaya yetiyordu. Şimdi çeşit arıyorsunuz. Birkaç çeşit olsun. O bile insanın üzerine bir stres. Beslenme zaten başlı başına insanların üzerine bir stres. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var beslenme hakkında, sağlık hakkında. Çok fazla kirlilik var. Herkes duyduğu şeye karşı stres. Onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Herkes de bu bir stres yaratıyor. Antibiyotikler. Bence insanoğlunun uzun yaşamasındaki en önemli faktörlerden biriydi ama ve lakin o kadar yanlış kullandık ki biz antibiyotikleri ve antibiyotikler bizim mikrobiyotamızın en birinci düşmanlarından bir tanesi. Ya. Çünkü siz antibiyotik kullandığınızda sadece kötü mikro canlılara zarar vermiyorsunuz. Oradaki iyiler daha çok zarar görüyor. Hatta. Sizin için çalışanlara da zarar veriyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bizim için çalışan o işçileri öldürüyoruz aslında ve bu sefer orada bizim için çalışacak eleman kalmıyor mikrobiyotamızda. Ve bunun geriye gelmesi o kadar zor ki yapılan çalışmalar var. 3 yıl sonra bile antibiyotik kullandıktan sonra hala yerine gelmeyen işçiler var. Peki ne yapmamız lazım hocam? Yani bu beslenme şeklini nasıl düzenleyebiliriz? Ya da beslenmemize neler katmalıyız? Bizim Batı mutfağını terk edip Türk mutfağına geri dönmemiz gerekiyor. Ya Türk mutfağının evet ayıklanması gereken bazı yanları var. İşte şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar, kızartmalar gibi. Ama ve lakin aslında Türk mutfağı Akdeniz mutfağına yakın bir mutfak. Ve bizim özümüze geri dönmemiz gerekiyor. Yani yapmamız gereken şey o. Biz ne yaptık? Biz batılılaşırken her koşulda batılılaştık. Giyim tarzımızdan tutun, yaşam tarzımıza kadar ama beslenmemizi de batılılaştırdık. İşte çıkın bir caddeye, etrafta hiç Türk mutfağını parmakla sayarsanız evet. Ya da yoktur. Ya da bir işte AVM'nin yemek kısmına gittiğinizde Türk mutfağı ya vardır ya yoktur. O hızlı yaşamdan dolayı evimizde ev yemeği pişmez kesinlikle, oldu çalışan. Kesinlikle. Hemen telefon açıp bir yerden sipariş veriyoruz. Artık her şey telefonun ucunda zaten evet. Ve hiçbir yere gitmeden de bütün kötü şeyleri eve getirtebiliyorsunuz. Bir Türk mutfağını evinize getiremiyorsunuz. Ben çok artık gülüyorum buna. İşte ne yapıyor insanlar? İşte İtalyan mutfağı kursuna gidiyor, Fransız mutfağı kursuna gidiyor. Bence artık yeni neslin özellikle Türk mutfağı kursuna gitmesi gerekiyor. Yeni neslin tarhana yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Yeni neslin turşu kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Yeni neslin yoğurt mayalamayı belki öğrenmesi gerekiyor. Bunların hepsi doğal probiyotikler. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi probiyotik yerine koyabilir miyiz? Bunu tartışabiliriz. Çünkü biz mikroorganizmaları iyiler ve kötüler diye ikiye ayırabiliriz. Ancak her iyi mikroorganizma probiyotik değil. Evet. Probiyotik olmak bir vasıf aslında. Peki probiyotik nedir? Şimdi ben böyle pat diye söyledim çünkü ben biliyorum. Hı-hı. Ama bilmeyen izleyicilerimiz de var. Önce onları açıklayalım. Tamamdır. Probiyotik nedir? Şimdi iki tane kavramımız var. Önemli kavram. Biri prebiyotik, biri de probiyotik. Probiyotik iç dünyamızda bulunan, özellikle mikrobiyotamızda bulunan bize dost olan bir grup bakteriye verdiğimiz isim. Bir grup diyorum çünkü dediğim gibi her iyi bakteri probiyotik bakteri değil. Prebiyotik de bu probiyotikleri besleyen özellikle bitkisel kaynaklı ürünlere verdiğimiz, moleküllere verdiğimiz isim. Yani probiyotikler prebiyotikleri yiyorlar ve bizim için çalışıyorlar bağırsak mikrobiyotamızda. Ama bir bakterinin probiyotik olması için birçok özellik taşıması gerekiyor. Mesela insan orijinal olması gerekiyor. Mide asitlerine, safra asitlerine dirençli olması gerekiyor. Çünkü normalde biz gün içerisinde birçok mikroorganizmayı alıyoruz. Solunumla alıyoruz, yediklerimizle alıyoruz. Elimizi bir yere dokunup elimizi ağzımıza götürdüğümüzde birçok zararlı ya da zararsız birçok mikroorganizmayla karşılaşıyoruz. Her gün hasta oluyor muyuz? Olmuyoruz. Çünkü midemizdeki yüksek pH
ne yapıyor? Bunları öldürüyor. Ama probiyotik dediğimiz bize dost olan bakteriler mide asitlerine dirençliler. O nedenle de midede parçalanmadan bağırsaklara ulaşırlar ve bağırsaklarda bir aile meydana getirirler. Bu ailede ne kadar çok genişlerse aslında o kadar bize fayda sağlayacak anlamına. Nasıl güzel anlattınız. Şimdi böyle bağırsaklarımızda aslında böyle minik minik canlılar var. Böyle birer hayvan severiz biz. Aynen, aynen öyle. Aynen. Çok ilginç. Yani bizimle birlikte yaşayan bir aile mesela, var orada. Tabii aslında insanın düşünce ürkütücü geliyor. Düşünsenize yani 100 trilyon tane her biri canlı olan mikroorganizma ile beraber aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Hı hı. Yani aslında kim ev sahibi, kim kiracı? Belki bu bile tartışılabilir çünkü kim önce geldi? Aslında onlar önce geldi belki de vücudumuza. Evet. Aslında her şey anne karnında başlıyor Selin Hanım. Yani, doğum şeklinin etkisi olduğunu duydum değil mi? Kesinlikle. Bu bağışıklık sisteminin oturması için. Şimdi bugünün çocuklarının daha obez olması, daha alerjik olması ya da bir takım hastalıklara daha yatkın olmasının en büyük nedeni doğum şekliyle ilişkilendiriliyor. Çünkü biz anne karnından vajinal yöntemle yani normal doğumla doğduğumuzda o doğum kanalından çıkarken annenin bütün mikrobiyotasını alarak çıkıyoruz. Her şey kurgulanmış vaziyette. Mesela bebeğin kafası annenin makatına doğrudur doğum sırasında. Çünkü doğum kanalından çıkarken annenin aslında makatından da bir takım mikroorganizmaları alıp da kendi mikrobiyotasını oluşturuyor. Ama işte yani sağlık nedeniyle günümüzde maalesef sezaryen yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben sezaryenle doğum yapmış bir anneyim. Hı-hı. Ama takviye doktorum gıda verdi bununla ilgili mesela. Değil mi probiyotik? Tamamdır, aynen öyle. Sezaryen doğumda ne oluyor? Sezaryen doğumda işte bir ameliyathane ortamındasınız. Hı-hı. İşte sizi doğumu hazırlayan hemşiresi, doktoru gibi bir takım insanlar var çevrenizde. Ve bebeğin mikrobiyotası daha çok o çevresel ve deri kaynaklı mikroorganizmalarla aslında şekilleniyor. Ne yapıyoruz biz? Evet, bu şu demek değil. Yani sezaryen doğum yaptık, eyvah işte benim çocuğum perişan mı olacak? Tabii ki bu değil. Ne değiştirecek çocuğun hayatını? İlk 3 yıl ne yaptı aslında? Hı hı. Çünkü mikrobiyotamız ilk 3 yılda şekilleniyor. Yani çekirdek mikrobiyota dediğimiz mikrobiyota ilk 3 yaşta tamamen şekilleniyor. O zaman biz anne sütü verdiysek ya da anne sütüne en yakın beslenme tarzını seçtiysek, çocuğumuzu 3 yaşına kadar sağlıklı besinlerle beslediysek aslında çocuğun mikrobiyotası tekrar normal doğumla doğan çocuk kadar olmasa da ona benzer bir mikrobiyotaya doğru ilerliyor. Beraberinde aslında evet anne belki sezaryen doğum yapabilir ama annenin doğum süresine kadar geçen zaman dilimindeki beslenme tarzı, işte probiyotik takviye aldı mı, probiyotik gıdalarla ne kadar beslendi, ferment ürünleri ne kadar kullandı gibi birçok faktör de aslında normal doğumda yapsa, sezaryen doğumda yapsa bebeğin mikrobiyotasını etkileyecek sonuçta. Artık anne babalar çok daha bilinçli. Kesinlikle. Çocukları için çok dikkat ediyorlar. Kesinlikle. Ama biz kendimiz için tabii iş işten geçti artık, yeni yeni öğrenmeye başladık bunları. Ne yapmamız lazım? Beslenmemize neler katabiliriz? Tamam. Aslında dünya üzerinde yegane beslenme tarzı Akdeniz diyetidir. Yani Akdeniz diyetinden, Akdeniz beslenme tarzından daha iyi bir beslenme tarzı henüz yok. Şöyle bir örnek vereceğim size. Amerika'da bir haftalık gazete her yıl yaklaşık işte dünyadaki kabul gören 40'tan fazla diyeti bir süzgeçten geçirir. 20-30 tane bilim insanı bir süzgeçten geçirir ve diyetlere puan verirler. 5 üzerinden bir puan verirler. Puan verirken de diyetin işte sağlıklı yaşama katkısı, uzun ve kısa vadede ağırlık kontrolüne katkısı, diyabeti önleme, yani şeker hastalığını önlemedeki katkısı, kalp damar hastalığındaki önleme, ekonomik olup olmaması gibi çok faktörü değerlendirir. 5 üzerinden Akdeniz diyeti en mükemmel diyet dememize rağmen Akdeniz diyeti bile 5 tam puan almıyor. Yani yeryüzünde mükemmel bir beslenme tarzı aslında yok çünkü hepimiz farklı birer bireyiz. Böyle olunca da her şey parmak izi gibi. Evet. Mikrobiyotamız da parmak izi gibi. Hepimizin mikrobiyotası birbirinden farklı. Beslenme tarzımız da haliyle birbirinden farklı. Çok özür dilerim, farklı. Bu nedenle de ama hepimizin ortak noktada buluşacağı beslenme tarzı Akdeniz diyetidir. Nedir bu? Sebze meyveler, rengarenk sebze meyveler, bakliyatlar, işte kuru fasulye, yeşil mercimek, nohut gibi bakliyatlar,
tam tahıllar, asla rafine değil, yani asla işlenmiş tahıl değil ama tam tahıllar, işte bulgur gibi, mesela bizim bulgur gibi bir nimetimiz var aslında. Gerçekten katkısız çok, olması gerçekten lazım her şeyimizin. Yani doğala yönelmemiz lazım ve probiyotikleri doğala hayatımıza sokmamız lazım. Probiyotikler hayatımıza katmamız lazım. Evet, fermente besinler hayatımızda olacak ama bu bizim probiyotik ihtiyacımızı karşılamıyor. Şimdi bana hep soruyorlar, peki probiyotik takviye mi kullanacağız? Evet, eğer bir takım sindirim ve genel sağlığımızda bir takım sıkıntılar varsa biz probiyotik kullanmaya adayız. Ya da son bir yıl içerisinde antibiyotik kullandıysanız bile biz probiyotik kullanmaya adayız aslında. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok yaşam teşekkür ederim. Dediğin 9 metre. Ben okumaya başladım ve gerçekten çok faydasını görüyorum. Çok hayatıma katıyorum. Bağırsağın önemini biliyoruz. Diyetimize de katkısı olacağını biliyoruz düzenlemenin. Çünkü kilo vermeyi de o zaman hızlandırıyoruz. Aynen. Öyle aynen. değil mi? Aynen. Çok teşekkür ben ederim çok teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Hayırlı yine konuk etmek isterim sizi. Her zaman, her zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağlıklı ve güzel bir cilt nasıl olmalı? Cilt bakımının püf noktaları nelerdir? Estetik ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'dan çarpıcı güzellik ve bakım önerileri. Ne kadar düzenli aralıklarla yaptırmak lazım cilt bakımını? Bu bir cilt temizliği. Aslında bir hani tedavi olarak düşünmemek gerekiyor. Az sonra kadın dokunuşunda. Efendim çok şanslıyız çünkü her hafta Ahu Karaduman bizimle birlikte olacak. Güzellik ipuçları alacağız. Estetik ve güzellik danışmanı evet. Ahu Karaduman bizimle birlikte. Hoş geldin Merhabalar, Ahu. Merhabalar, hoş bulduk. Gerçekten çok şanslıyız. Evet. Biliyorum geçtiğimiz hafta ben de geldim seni ziyaret ettim. Evet. Şöyle ufak dokunuşlarla beni güzelleştirdin, programa hazırladın. Şimdi seyircilerimiz için de güzel ipuçları vereceksin evet. biliyorum. Evet, birlikteyiz ama artık. Birlikteyiz artık. Özellikle her hafta dair. Kim bilir ne tarifler vereceksin, ne aynen. ipuçları olacak bilmiyorum. Merakla bekliyorum ama bugün ilk gün güzellik nasıl başlamalı, ne yapmalıyız onu sormak istiyorum sana. Bence yani benim fikrim hani uzmanlığın dışında aslında güzellik bakımla başlamalı diye düşünüyorum her zaman. Temizlik değil mi? Evet, temizlik, bakım, dikkat etmek. Aslında bunlara biraz hani önem verirsek ve zaman ayırırsak çünkü birçok kadının zamanı yok. Zamanla yarışıyor, çok yoğun çalışıyor. O yüzden hani güzel olmadığını düşünebiliyor zaman zaman. Aslında güzel olmamak diye bir şey yok diye düşünüyorum. Biraz bakımsız olmak var, o tarz bir şey var. Temiz olmak, güzel olan yerleri birazcık daha öne çıkartmak değil mi? Çünkü kesinlikle. Herkesin mutlaka bir yeri güzel. Kesinlikle. Yani hepimiz birbirimizden onu farklıyız. Onu keşfetmek evet, gerekiyor. Evet, keşfetmek aslında. Lazım. Onu öne çıkartmak lazım. Demin konuğum benim diyetisyen Murat Baş'tı. Onunla iç güzellikten bahsettik. Biraz bağırsaktan falan bahsettik ama şimdi dış güzelliğe geldik. Evet. Cilt de çok bağlantılı aslında kesinlikle. Ne yediğinle ne içtiğinde. Ona da dikkat etmek kesinlikle. Lazım öyle değil mi? Yani artık cildimiz gerçekten yediklerimizden, içtiklerimizden, hava kirliliğinden, özellikle stresten, evet. Bulunduğumuz ortamdaki ışıklardan, bilgisayardan, yorgunluktan, uykusuzluktan, bütün her şeyden cilt aslında etkileniyor. Bu faktörler eskiden beri bundan etkileniyordu ama artık hani çok yoğun bir şekilde yaşadığımız için, çok strese kapıldığımız için, çok yoğun çalıştığımız için farkına varmıyoruz. Dolayısıyla biraz aslında dikkat edersek, hani ben her hafta ufak ufak tüyolar vereceğim. Aslında bunlar hani illa çok zaman ayırmak, hani bir yerlere gitmek, orada saatlerce zaman geçirmek değil. Ufak tefek şeylere aslında dikkat edersek, bugüne kadar doğru bildiğimiz yanlışlar olabilir. Ya da kendi kendimize, kendimizce doğru bildiğimiz şeyler olabilir. Onlara biraz dikkat edersek, zaten böyle bu programın sonuna doğru biraz daha belki bilinçlenmiş, belki biraz daha bakış açımız değişmiş şekilde yol alabiliriz. Şimdi ben biraz emrivakim yapıyorum bilmiyorum ama belki seyircilerim için minik minik sürprizlerin de olabilir tabii diyorum ki. İleriki bölümlerde. Tabii ki, değil tabii mi? Olabilir. Biz seviyoruz biraz sürprizleri, değişimleri. Peki. Evet, değişimleri. Tabii herkes birbirinden farklı. Nasıl karakterlerimiz farklıysa cildimiz de farklı. Kesinlikle. Onun için cildi tanımak çok önemli kesinlikle. Herhalde değil mi? Herkese aynı bakım yapılamaz. Kesinlikle.
Yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Cilt, herkesin cildi çok farklı. Hatta insanlar kendi ciltlerini yıllarca işte yağlı cilt diyebiliyor. İşte çok kuru cildim diye bize gelebiliyor. Kendi kendilerini aslında tespit etmiş oluyorlar. Ama bazen bambaşka cilt tipleri ortaya çıkıyor. Ya da yıllar sonra, birkaç yıl içerisinde cilt değişiyor. Kullandığımız ürünle ve hani yaptırdığımız bakımlarla, yanlış şeyler olursa eğer, yanlış bakımlar yaptırırsak ya da yanlış ürünler kullanırsak cildimizi bozabiliyoruz. Yani kurudan yağlıya dönebiliyor cilt bir anda. Değiştirebiliyoruz tabii ki. Çok gerçekten hassas bir cilt, çok daha kuru bir cilt haline gelebiliyor. O zaman bir uzmana danışıp cilt analizi yaptırmak kesinlikle önemli. Cilt analizi çok önemli. Bunu, cilt analizlerini biz cihazla da yapabiliriz. Evet. Ya da cilt analizlerini uzmanlar da yapabilir. Biz Gamze ile benim asistanım da gelmiştik. Evet. Ona burada siz bir bakım uyguluyorsunuz. Bu cilt mi temizliği bu? Evet, cilt temizliği. Çok çeşitli çeşitli bakımlar var aslında. Hepsinden bahsedeceğiz sırayla ama önce klasik biz... Klasik cilt bakımı mıdır peki? Evet, klasik cilt bakımı. Önce biz mutlaka klasik cilt bakımı öneriyoruz. Yani klasik medikal karışımı bir cilt bakımı öneriyoruz. Çünkü çok özel spesifik bakımlar var, sen de biliyorsun. Amerikan cilt bakımları var, farklı cihaz yapılan cilt bakımları var ama önce mutlaka cildi biz klasik bakımda, medikal bakımda tanıyoruz. Dokunmamız gerekiyor, hissetmemiz gerekiyor. Her zaman mesela beni gören, yolda bile görenler, bir cildime bakar mısın? Benim cildim nasıl? Ne kullanmam gerekiyor? Ya inanın, bu gözle tespit edilebilecek bir şey değil. Ben mutlaka görüşmeye de gelindiğinde mutlaka bir bakım yapıldıktan sonra, çünkü ben bakıyorum ve görüyorum, cilt evet karma bir cilt oluyor. Ama bakım yapıldığında, bir buhar verildiğinde, bir ürün sürüldüğünde bir geri dönüşü oluyor ve tepki verebiliyor cilt. Bu siyah noktalar için yaptığınız evet, bir temizlik. Evet, siyah nokta mi? Temizliği. Hı-hı. Bazı, çünkü insanlar artık siyah nokta sıkılmasını istemiyor. Aslında yanlış sıkıldığı için bugüne kadar evet, istemiyor. Sanki böyle iz kalır gibi böyle bir aslında şey var. Benim annem de söylerdi, ama sakın yaptırma, iz kalır, delik kalır yüzünde falan derdi, ama eskidenmiş. Evet, yani doğru yapılırsa ve çok hani yara haline getirecek şekilde sıkılmazsa ve doğru yapılırsa yapılabilir. Ama artık teknoloji o kadar ilerledi ki, yine sıkmadan, bu aparat gibi sıkmadan, hiç vakumla, hiç elle sıkmadan da çok güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz. Sonrasında da zaten herhalde böyle sıkılaştırıcı bir maske kullanıyoruz. Tabii maskelerimiz var. Yine cilt tiplerine göre maskelerimizi seçiyoruz. Özel hazırlanmış vitamin kokteyllerimiz var. Onları seçiyoruz. Işıl ışıl, pırıl pırıl ilk seansta bile bir cilt çıkartmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu bir kere yaptım, bitti. Bir daha bir sene sonra tekrar bakım yaptırayım. Biraz yanlış. Ne kadar düzenli aralıklarla yaptırmak lazım cilt bakımını? Bu tabii ki cilt tipine göre değişiyor. Ama benim hani her zaman önerdiğim, bazı ciltler istemiyor. Hani insanlar benim ihtiyacım yok diye düşünüyor ama ayda bir, hani bunu bir hamama gitmek gibi düşünebilirsiniz. Hani vücut temizliği gibi de düşünebilirsiniz. Bu bir cilt temizliği. Aslında bir hani tedavi olarak düşünmemek gerekiyor. Ayda bir, 21 günde bir cilt kendini 21 günde bir yeniler. O fazla geliyorsa ayda bir, 1,5 ayda bir mutlaka sizin görmediğiniz siyah noktalar var ise bile, cildin neminin korunması için, temizlenmesi için. Çünkü temiz cilt her zaman daha az yıpranır. Ve yaptığınız makyaj bile temiz ciltte çok daha farklı durur. Hani matlığı gider temizlenen cildin. Evde kullandığınız tabii ki ürünler çok çok önemli. Biraz tedaviye yönelik ürünler olması gerekiyor. Peki bir de böyle evde kendi kendimize yaptığımız şeyler var ve demin de değindiğin gibi doğru bilinen yanlışlar var. Yani işte cilt, her cilt farklı dedin ya, mesela limon cilt için faydalıdır denir. Faydalı mı? İşte herkese değil. Kimi cildi kurutuyor, kimi cilde hiç iyi gelmiyor, hassas cilde iyi gelmeyebiliyor. İşte bal mesela nemlendirir her zaman cildi. Ama yine onların da oranları var. O yüzden ben ileriki bölümlerde tarifler vereceğim. Kullandığımız şeyin karışımları, yani hani kafamıza göre bitki de olsa ya da hani organik bir şey de olsa, onları karıştırmamamız gerekiyor. Ve cildimize göre yapmamız gerekiyor. Oranları çok önemli. Tuttuğumuz bir maske yapıyorsak yüzümüze kaç dakika tuttuğumuz, haftada kaç gün yaptığımız, bütün bunlar çok çok önemli. O yüzden uzmanına sorup, danışıp o şekilde
evde bile yapacak olsak, bir merkeze, bir yere gitme herkesin şansı olmayabilir, herkesin vakti olmayabilir. Biz evde de güzel bakımlar vereceğiz ama dediğim gibi bir uzman eşliğinde bunun yapılması gerekiyor. Dedim ya çok şanslıyız. Her hafta bizimle birliktesin. Bu konuda ipuçları vereceksin. Ama anladığım kadarıyla ilk bölüm böyle bir tanışma oldu. Ve sen temizliğin üstünde duruyorsun. Temiz ve bakımlı bir cilt olması çok önemli. İşte ondan sonra üstüne makyajlar yapılacak, kaşlar şekillendirilecek. Kesinlikle. Değil mi? Yani önce biz hiçbir bakımı ben, hiç mesela leke bakımları, lekeye yönelik bazı tedaviler var ya da akne tedavileri var. Yani hiçbir uygulama ya da gençlik için yapılan bazı uygulamalar var. Hiçbir uygulama kirli cilde yapılmamalı. Çünkü bazı yine önümüzdeki haftalarda bahsedeceğiz ama... Pardon lafını kestim. Kirli derken o gün makyaj yapmadık. Makyajsızız. Öyle yatıp uyumalı mıyız yoksa yine aslında, kirli mi cildimiz aslında? Aslında evet, çünkü bir dışarıda bile dolaştığımızda bir hava kirliliği var. İşte ellerimizi birçok şeye sürüp ondan sonra yüzümüze sürüyoruz, işte paraları tutuyoruz. Dolayısıyla dışarıdayken bunu farkında olmadan yapıyoruz. O yüzden hani makyajım yoksa hiç yıkamadan yatabilirim diye düşünüyor insanlar ama ben sabah akşam makyaj varsa da yoksa da zaten makyajsız yatmayı hiç söylemiyorum bile yani makyajla yatmayı. Zaten çıkartılmalı. Aynen, çıkartılmadan yatmayı hiç konuşmuyorum bile ama mutlaka sabah akşam cildimizi temizlememiz gerekiyor. Çünkü özel kullandığımız bu temizleyici ürünler aslında sadece cildi temizlemek için değil, pH dengesini aslında dengeliyor. Yani cildin yağ dengesini yine koruyor. Peki herkes çok pahalı ürünler alamayabilir. Tabii ki. Sabun da sanırım işte o pH dengesini bozuyor. Evet. O zaman nasıl yıkamamız lazım yüzümüzü, ne yapmamız lazım? Yani aslında, mesela gül suyu derler. Gül suyu da tabii tonik aslında. Tonik yerine geçiyor gül suyu. Yine dediğim gibi güzel tariflerimiz olacak. Ama yani en azından herkesin bütçesine uygun mutlaka ürünler var. Hani bir uzmana sorup doğru ürünü, aslında cilt bakımı yaptırdıktan sonra doğru ürün seçilmeli. Ayaküstü verilen ürünler de aslında çok doğru ürün değil. Çünkü cildiniz, dediğim gibi ben bakarak sizin cildinizi tam olarak teşhis edemiyorum. Ancak bir bakımda cildiniz bana tepki veriyor ve ona göre ben cildinizi tespit ediyorum ve ona göre ürün veriyorum. Dolayısıyla her ürün çok pahalı değil. Zaten çok uzun süre giden ürünler var. O yüzden herkesin mutlaka bir temizleyicisi, bir nemlendiricisi olmak zorunda diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şu güzelliğine, ederim. Sadeliğine baktığım zaman zaten seni dinlemek gerek diye düşünecek bütün çok seyircilerimiz benim gibi. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Minik ipuçlarını bekliyoruz. Aynen, teşekkürler. Giyinişimiz, kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor mu? Nerede, nasıl giyinmeliyiz? Türkiye'de iyi ve kötü giyinen ünlüler kimler? Tüm bu sorulara moda yazarı Aslı Barış, kadın dokunuşunda cevap veriyor. Peki en kötü giyinen kim? Türkiye'de. Söyleyecek misin bunu? Az sonra kadın dokunuşunda. Efendim, şimdiki konuğum gazeteci, moda yazarı Aslı Barış. Hoş geldin Aslı. Merhabalar. Biz hep programda bugün böyle sağlıktan, güzellikten bahsettik. Yavaş yavaş geldik modaya. Moda deyince tabii senin acımasız eleştirilerin de oluyor biliyorum. Evet, birazcık öyle tanındım ama yani bence yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama güzel ipuçları gene vereceksin seyircilere. Kesinlikle. Böyle ben soracağım sana mesela dolabımızda olmazsa olmaz nedir falan diye böyle sonlara doğru planlıyorum onları. Hazırla kendini. Ama giyinmek neden önemli? Moda neden önemli? Önce onunla başlayalım istiyorum. Ya şimdi moda dediğimiz şey kendini ifade etme biçimi. Yani hani var odasında da yazdığım şeylerde bazen Aslı acımasız oluyorsun diyorlar ama vermek istediği mesajı aslında bizim oradan çıkartabileceğimiz bazı tüyolarla, üstüyle, başıyla, kıyafetiyle, duruşuyla veriyorsunuz. Ve yani hiç konuşmadan kendinizi bir şekilde ifade ediyorsunuz. Gittiğim röportajlarda ben bunu çok yaşadım. Karşınızdakiyle 15 dakika zamanınız var ve size ilk görüşten zaten notunu veriyor. Ve ona göre kilit parça. Her zaman düzgün oluyor mu? Hayır. Bazen çok yanlış mesajlar da verebiliyoruz. Evet, ilk intiba çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani o zaman kıyafetinle seni değerlendiriyor. Değerlendirmenin ötesinde nasıl davranacağını da karşıdaki insan
bir şekilde çıkartıyor ve benim en çok dikkat ettiğim şey mutlaka ve mutlaka özellikle kadınlar ayakkabılara bakıyorlar. Net bir şekilde. Evet, ben de ayakkabılara bakarım. Mutlaka bir erkeğin ayakkabısına bakarım şöyle içeriye girdiği zaman. Saat önemlidir benim için, saate bakarım. Karşı cinste öyle. Kadınlarda çanta, ayakkabı konusunda hassasiyet var. Yani diğer parçalarda böyle çok pahalıya kaçmanız erkekler gerekmiyor. Erkekler dikkat ediyor mu kadınlarda buna sence? Ben hiç sanmıyorum. Değil mi? Bence de hiç yani. Yani biz kendimizi boşuna parçalıyoruz. Dikkat etmiyorlar. Daha önce daha farklı alanlara yöneliyorlardı herhalde. Saçlar, gözler vesaire diye daha iyimser evet. Bir tablo bile çizebilirim hatta bu konuyla ilgili olarak ama. Ben anladım seni. Neyse. Kadınlar kadar değil en azından. Evet. Belki yüzük takıp takmadığına dikkat ediyor olabilirler farklı şeyler. Olabilir, evet. Bu olabilir. Ama kadınlar bu konuda gerçekten karşısındakini tanıma açısından ne kadar para harcamış ya da trendleri nasıl takip ediyor diye bir çalışma ama iş dünyasında yapıyorlar. Da önemli. Yani işe alımlarda falan da mesela dikkat edilir kıyafete, nasıl giyindiğine. Öyle o kesinlikle mi? Sadece bunu şatafatla vesaireyle ya da trend takibiyle bir evet, hemen Demet Akalın çıktı. Evet gördüm. Elçin de oldukça şık görünüyor burada. Evet. Özge'nin de tarzını her zaman beğenirim. Birazcık o 80'leri çok sever. Aynı şekilde bu da street style'dan daha farklı trendler. Bu sonbahar kışta görebileceğimiz şeyler. Bu da 90'lara gönderme yapan işte daha salaş akımlarda hemen hızlıca bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi yazı bitirdik. Önümüzde evet. Kocaman bir kış var. Ne var moda kışın? Ya belki şimdi neye dikkat edelim gardırobu yaparken? Şöyle bir şey var. Benim aslında işime gelen bir nokta. Ben yalınlıktan çok hoşlanırım. Yani bazı parçalar vardır, klasiktir. Onları kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Bu 90'lar akımı gittikçe devam ediyor. Oldukça sade kesimler, silüetler olacak. Yani böyle bisiklet yaka elbiseler, uzun vesaireler, topuksuz ayakkabıları sevenler için ayrıca günde olmuş vaziyette. Bir de daha kare, önü kare olan ayakkabılar gündemde olacak. O pek hoşuma giden bir şey değil ama başa gelen çekilir diyelim. Onun dışında bejin geri kalan bir zamanda bej, beyaz hakimiyeti sürecek. Bir de eğer süslü şeylerden hoşlanıyorsanız böyle daha gösterişli, oldukça işlemeli, maksimal tasarımlar da yer alıyor. Gene o payetler, pullar devam ediyor payet, mu? Payet, hunharca. Hunharca yani. Payet patlaması yaşayacağız. Ama daha böyle kalın, gösterişli, daha ne bileyim salaşlaştırma çalışmış ama bir payeti tabii ki ne kadar salaşlaştırabilirsiniz yani imkanı yok. Ama mağaza zincirlerine gittiğinizde hani ilk bakışta şeyde böyle çok yalın 70'lere gönderme yapan tasarımlar dışında birdenbire gri, sarı, payet, renkli, simli şeylerde karşınıza çıkartmış. Ben daha çok sadelikten yanayım. Hep mesela kışında şeyi seviyorum, camel tonlarını seviyorum yani falan böyle seviyorum. Değil mi? Evet. Yani pazardan alsam bile camel rengi bir şey aldığın zaman çok kaliteli duruyor. Ya doğru kombinlemek çok önemli. Kesinlikle evet. Hak veriyorum. Her şeyi doğru kombinleyerek yani illa servet harcamak demin de söylemiş olduğum gibi zorunda değilsiniz. Öyle bir şey yaparsınız ki bir takınızla, aksesuarınızla, ayakkabınızla, duruşla, kendini sunma biçimiyle her şey çok farklılaşabilir. Peki sence Türkiye'nin en iyi giyinen kadını kim? Ben Yasemin Özilhan'ın tarzını çok beğenirim. Olivia Palermo diye çok uluslararası bir stil ikonu vardır. Ona evet. Göndermeler yapıyor bence yüzü de benziyor. Kendine has bir tarzı var. Bir de çok frapan giyinmez o da hoşuma gider. Derin mermercinin tarzını aynı şekilde çok beğeniyorum. O da son derece sade yer yer. Sade ama hep bir yerde bir farklılık evet, yapıyorlar değil mi? Patlatır evet. Genelde. Yasemin de birazcık öyle. Yani sweatshirtle demin görmüş olduğunuz gibi. Bu Kylie Jenner'ın çok sevdiği bir akım. Onu da bir deneyimlemiş herhalde. İlla böyle bir farklılaştırır ama üst tarafı falan hep bir sadedir. Makyajı sadedir. Yalındır. Şu saçları falan mesela çok hoşuma gitti. Evet. Gerçekten hoş. Onun dışında Nebahat Çehre çok şık. İdolüm benim. Yani ikonik. Başka fazla bir şey söylenmesi gerek. Her yaşta çok güzel. Kıyafetleri muhteşem. Yani bunu 30, 40, 50, 60 gerçi o yaşsız onun kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorum. Ama her zaman her dönemde giyseniz her zaman muhteşem durur. Gerçekten çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. Keşke mükemmel. O yaşta öyle olabilsek yani. Yani 20'ye de taş çıkart. 30'u bence muhteşem. Şu tarzı yani çok zamansız. Bir de kendini sunuş biçimi, duruşu, endamı her türlü kusursuz geliyor evet. Bana. Gerçekten. Yani bana da sorsam ben de Nebahat Çehre derdim gerçekten. Peki en kötü giyinen kim? Türkiye'de. Söyleyecek misin bunu? Valla artık yani en kötü giyinen deyince direkt bir isim aklıma gelmiyor ama. Arada kötü giyinenler ya da rüküş buldukların. Yani şimdi herkes kendine göre bir şeyler yapıyor.
ama Süreyya Yalçın tarzı birazcık abartılı ama o bizimle eğlendiğini düşünüyorum ben her zaman içten içe. O hep bir festival halinde, evet, değil mi? Öyle festival seviyor. Festival ama nasıl bir festival? O da birazcık çok abartılı, pullu payetli şeylerden hoşlanmıyorum ben. O da çok seviyor ama dediğim gibi zevk meselesi. Ama bir tarz yarattı sonuçta. Evet. Biliyoruz ki bir Süreyya Yalçın tarzı var. Yani evet. Ondan başka türlü giyinmesini artık beklemiyoruz. Ya beğen beğenme sanırım. Yani bu kadın, bu konularda kadınlar birazcık daha özgür olsunlar. Tarz yaratmak önemli. Peki tarz deyince dünyaya gidelim. Şöyle Türkiye'den açalım ki daha rahat konuşalım, her şeyi söyleyebiliyorum. Evet. Kraliyet ailesinden bahsetmek istiyorum ve bence yani kadın dokunuşu programı dediğimizde kraliçeden bahsetmek lazım. Kesinlikle. Şimdi kraliçe çok enteresan. Kıyafetlerini 5 farklı alanda inceleyebiliriz. Birincisi her zaman parlak renkler tercih eder. Fakat bunların hepsinin bir anlamı var. Parlak renk giymesinin sebebi biliyor musun Seren? Kalabalık içerisinde bodyguardları ve aynı zamanda onu çok seven tebaası mı diyeyim, onu her zaman görebilsin diye giyiyormuş. Çantası çok önemli bir unsurdur. Evet. Yaklaşık pembeler, kırmızılar, tabii, fosfor tonları, böyle sarılar, neonlar falan da giyiyor. Bizim arkadaşlarımız hep sadeleri bulmuşlar. Evet, genelde çok renk sever. Çantası, neon renklerini seviyor. Evet. Çantası hiç değişmez. Onun da 3 tane sembolü varmış. Bir yerde çantasını sağ kolundan sol koluna alırsa bir an evvel oradan gitmek istediğini, eğer masaya koyarsa 5 dakika içerisinde gitmek istediğini, yere koyarsa anında oradan gitmek istediğini sembolize ediyormuş. Yani o şekilde bu güzel kıyafetlerin her böyle bir oturuş kalkış açısından selam çakma özellikleri var. Çorap olmazsa olmaz kraliyet için bir mesafe koyması açısından. Bir de rahat yürümesi için yaklaşık 50 senedir de aynı loaferları topuklu ya da topuksuz giyiyor. Bu çanta meselesi önemli çünkü Kate Middleton da aynı şekilde el sıkışmak istemediği insanlara göre kendini çantasını takarak hani mesafe elim dolu. Öyle, evet. Şu clutch onun elim dolu, o yüzden elinizi sıkamıyorum hareketi. Lady Diana da aynı şekilde dekoltesini kapatmak için sürekli böyle onun mahsul duruşları vardır ya. O da fotoğrafçılara karşı kendi gardını almak için yaptığı şeyler. Peki kraliçenin yanında gelinler sence silik mi kalıyor? Şimdi Meghan Markle çok ezber bozan tavırlar yapıyor. Çorap giymiyor ya da açık ayakkabı giymesi hoş bir şey değildir genelde prenseslerin. O şekilde. Kate Middleton'ın tarzı güzel tabii ki, bir Lady Diana değil. Yani hiç kimse olamaz bence. Ama yine de sanki Lady Diana'nın izinden giden Kate Middleton gibi. Yani biraz daha taklitçilik olarak. Biraz benziyor kıyafetleri bazen. Apartıyor yani resmen aslında. Yapacak bir şey yok ama kendi tarzı da var kesinlikle. Özellikle o da payet şeylerini çok seviyor ama çok daha doğal, modern silüetler içerisinde giyiyor. Ben Meghan'ın tarzını da beğeniyorum. İşte o da Lady Diana'dan çok etkileniyor. Ama tabii o bir hani kraliyet ekolünden ya da bu aileden, hatta o ülkeden bile gelmediği için bazen de çok başının dikini şeyler yapıyor ve o zaman da özellikle İngilizler bu konuda hala daha tutucu olduğu için tepki alıyor istedim. O çizginin biraz dışına çıkıyor herhalde, değil mi? Öyle bir asi hava yaratmak istiyor. Bakalım onun da sonuçları nasıl olacak, göreceğiz. Ama kıyafetleri renk olarak en azından sadece. Mesela bu korkunç bir şeymiş şu anda baktığımız evet, zaman. Ama genel olarak Kate Middleton'ın tarzı da çok güzel. Burada zaten daha hoş fikirler var mesela. Şapkalar çok önemli değil mi? Evet, Maxima'nın üzerinde ya da Kraliçe Rania'yı gördüm orada. Onların da farklı şeyleri var. Şapka gerçekten işi farklılaştırıyor bence. Mesela biz de Gazi Koşusu'nda takıyoruz. Ben her sene gidiyorum çünkü bayılıyorum gerçekten insan kendi. Aslında biz de hayatımıza biraz daha soksak şapkayı ne kadar güzel olur. Biz de bu konu niye böyle tabudur gerçekten hiç anlayabilmiş değilim. Hep böyle şapka takan çok mu abartılı olmuş falan diyor. Ama bence aslında çok feminen ve tatlı bir şey. Yazın ben seviyorum o hasır şapkalar ben falan filan. Çok güzel oluyor ama kışın da o şıklık şapkalı, ama öyle gidecek yer de çok yok. Peki. Dediğin gibi Gazi Koşusu'nu bekleyeceğiz. O da bir tane yani, hani bana kalsa tabii ki abartırıp suyunu çıkartırım ama yani şimdi ne yapabiliriz ki ondan. Bu konuda mesela Türkiye'de giyme konusunda hala biraz daha kalıplaşmış ya da muhafazakar bir bakış açısı var. Bunu kadınlar da yapıyor. Aslında hani kim zaman ben bile yapıyor olabilirim. Ama bilmem, belki daha rahat bırakmak lazım yani. Evet. Peki dolabımızda olmazsa olmaz 3 şey nedir? Hmm. Yani o dolabı işte kombinlerle, değişik şeylerle güzelleştirebiliriz de ama 3 tane parça olmalı diyeceksin. Valla Audrey Hepburn'den yadigar siyah küçük kokteyl elbisesi, kolsuz, böyle diz hizasında üst ve alt. Kendi beden tipinizi tanıyın ve ona göre giyinin derim ben her zaman. O çok önemlidir. Yani bir kıyafet, boy çok önemli. Şu kadar bir parça bile çok farklılık yaratabilir.
Nasıl rahat ediyorsanız dizaltı ya da dizüstü. Mini çok yani çoğu insan rahat etmez. Ben severim ama mini elbiseden bahsetmiyorum ben. Daha orta boylarda bir şey ki iş toplantısında da giyebilirim. Her yere giyilebilir. Davete giyin. Bir stiletto mutlaka olması lazım. Onda parayı kıyın derim. Ben genelde senin giymiş olduğun gibi metalik tonlarda ya da nütten hoşlanırım. Ama işte siyahtan daha ziyade harekete renk katacak gri tonlarında tavsiye edebilirim. Bir de gerçekten sonbahar ve ilkbaharda her zaman mevsim gelebilecek bir trench coat almak lazım. Ama gerçekten onda tok durması gerekiyor. Hani ben kış insanıyım diyenler için de beige camel tonlarında bir palto olsun derim. O zaman her şeye uydurabiliriz herhalde. Tabii ya, geri kalan bir kot, işte üstüne siyah kazak falan yani toparlanabilir. Ama birkaç temel yatırım araçları var ki bu dolabınızda kombinlemeyi ben çok ben çantacıyım. Benim için çanta çok evet önemli. Ya, of. Bir anda bütün giyinişinizin havasını değiştirebiliyor çanta böyle. Güzel bir renkli bir çanta aldığında tabii değil yani, mi? Tabii yani o ayrı bir dünya. Renkli bir çanta, klasik bir çanta. Ya ben çantaya asla doyamam. Bu benim en yani yumuşak karnım diyebilirim. Gerçekten... Onda da biraz kaliteli bir parça almak yararlı. Millet diyor ki bu kadar para verilir mi? Verilir çünkü ömrü billah takıyorsunuz yani. Bir de böyle düşünün. Evet yani çanta ve ayakkabı bir tane iyi olmalı mutlaka. Net, net bir şekilde. Çok teşekkür ederim Aslı. Ben teşekkür ederim. Çok belki ileriki bölümlerde yine gelirsin. Bize İnşallah. Güzel şeyler böyle anlatırsın. Bayılarak geliyorum. Çok teşekkür tabii. ederim ben geldiğin teşekkür için. Ederim Şimdi az sonra Oğuz Özyaral konuğumuz olacak. Halk sağlığı uzmanı diyorum ben hocama. O gelecek, bakalım onunla neler konuşacağız. Yaklaşan kış mevsimine nasıl hazırlanmalıyız? Hangi maskeleri kullanmalıyız? Evdeki malzemelerle herkesin kolayca hazırlayabileceği meşhur maske tarifleriyle koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral merak edilen sorulara pratik önerileriyle cevap veriyor. Eczacınızı seçersiniz, hekiminizi seçersiniz. Lütfen manavınızı da seçin. Az sonra kadın dokunuşunda. Efendim, şimdiki konuğum Profesör Doktor Oğuz Özyaral, koruyucu sağlık uzmanı. Ben aslında halk sağlığı uzmanı diyorum size hocam çünkü bizi çok düşünüyorsunuz. Teşekkür halkı ederim. Çok düşünüyorsunuz. Bugün de kırmadınız geldiniz. Teşekkür ederim. Kışa hazırlık şimdi haldır haldır kadınlar salçalar yapıyor. Öyle. Barbunyalar ayıklanıyor. Ama bunların doğrusu ne onu öğrenmek istiyorum sizden hocam. Tabii hayatım 5-6 çeşit yaklaşım var. Sebzeyi ve meyveyi neyi korumayı düşünüyorsak. Yani aslında ben şunu söylüyorum Seren. Tek cümle D vitaminini kışa götür. Ha, o zaman sera ürünü değil güneşte doğanın kendisinde yetişmiş domatesi alabilmek. Doğadaki barbunyayı eve taşıyabilmek. Yani önemli olan saklama şeklinden önce doğru sebzeyi, meyveyi seçmek lazım. Acaba mesela burada yaklaşım şu. Demin başlamadan önce göstermeye çalıştım. Şu dibini koklamak gerekiyor. Şurada misler gibi domatesin kokusunu alabilmen lazım. Ay hakikaten çok güzel kokuyor. Rengi bir bütün olmalı. Evet. Yetiştirme şeklinden dolayı yerli ürünler tercih edilmeli. Satın alınırken de ısrarla neyi görmemiz lazım? Artık bunların kutularında, üzerlerinde ne diyor? %100 yerli ürün. Siz çevirdiğinizde domatesiniz damlamaya başladı zaten misler gibi. Ben de çok severim çekirdi. Domates. Bak şimdi burada da kokuyu alacaksın. Evet, uzun zamandır bu kokuyu almadığımı fark ettim yani. İşte o zaman demek ki doğru domates doğru yememişiz. Domates yemiyormuşuz. Doğru domatesten faydalanmamışız. Çekirdeğini şu parçalanma şeklini yani anatomisini yakalamak lazım. Ve tabii ki ben şöyle hafiften kaldıracağım. Şu çekirdekli dokuyu görmek lazım. Maalesef GDO'lu olduğunda şu doku yok. Bu çekirdeklenme yok. Çekirdek olmuyor bazen. Çekirdeksiz ürün mü olur canım? O nasıl bir şey? Bir ara karpuz çıkarmışlardı. Efendim yok Japonlar kutu karpuz yapıyormuş da çekirdeği yokmuş. Yeme. Öyle bir şey yeme. Sentetik. Her zaman şunu söylüyorum. Sen ne yersen olsun diyorum. Bizim çünkü yapımız o, doğamız o. Neden? Bizi kodluyor bu yediklerimiz. Çünkü bunun bir genetiği var.
Senin bir genetik yapın var. Bunlar midede karşılaştıktan ve bağırsaklardan emildikten sonra vücuda ne olarak gidecek? Besin değerleri olarak gidecek. Sen domatesi niçin saklayacaksın? Şu domatesin kabuğunu soyup iş yapıyorlar. Hayır. Böyle bir şey olmaz. Vitamini kabuğunda diyorlar ya. Bu likopen denen kısım, yani şu gördüğümüz kalınca kısım şuradaki. Tam o arada değil mi? Evet. Bütün likopen orada. Sen bunu soyup attığında gitti. Ha şimdi mesela sen bana teknik olarak sorabilirsin. Bunu bütün mü saklayalım? Burada olduğu gibi mesela hanımlar biz söylüyoruz. Silivri'de bunu çok yapıyoruz. Diyoruz ki gel domatesini çekelim. Bak bu çekilmiş domates. Yani ne var burada? Standartın dışında bir hareket var. Bunu özellikle bu kaba koyup göstermek istememin nedeni o. Bak Serancığım, al gene mis gibi bir koku. Yani bu kokular... Evet. Bu pişirilmiş ama değil mi hocam? Pişmiş de olabilir, çiğ de çekilebilir. Hmm. İki tip yapabiliriz. Yani çiğ olarak da saklayabiliyor tercihin muyuz konserveyi? Tercihin çiğ olarak saklamaktır, hiç şey yok. Burada kafa karıştıran şey konserveyi illaki bir koruyucu koymak, illaki bir şey. Hayır efendim, bunları sıcak su şeylerine yerleştirebiliriz. Hanımlar şimdi biliyorsun bulaşık makinelerinde yapıyorlar çamaşır makinesini. Onu da yaparlar yakında. Evet, evet. Orada vakumluyor ya tabii, havasını olduğu gibi alıyor içinden. Çok rahatlıkla koruyor. Vazgeçtim kavanoz olarak koymayı. Ben şu dokunun ağza gelmesinden yanayım. Hmm. Yani domates suyu değil bu. Posası bu evet, olacak. Yani lif değerini kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü çekirdeğiyle ve şu dokuyla beraber aldığımda, yani bu domatesin tamamını almış oldum. Kışa da böyle sakladım. Misler gibi karotenim, likopenim, yani karotenler de çok önemli. Hepsini biz kışa bunların, götürüyorum. Evet, hepsini kışa götürmem lazım. Çünkü benim bunları vücudumda üretme lüksüm, öyle bir şansım yok. Peki hocam, bir arkadaşım da şöyle bir sistemle yapıyor. Bunları minik minik doğruyor. Olabilir. Poşetin, buzdolabı poşetinin içine koyuyor. Ondan sonra doğru pipetle mu diye. Pipetle çekiyor. Pipetle havasını alıyor. Tabii. Ve böyle buzdolabına atıyor. Tabii. Doğru mu, yapılabilir doğru mi gerçekten? Doğru da yapıyor. Şunu da yapabiliriz. Tut hayatım. Şunu içine boşaltalım. Ha böyle sulu halde. Tabii canım. Böyle de saklayabiliriz. Böyle de saklayabiliriz. Ben evde şöyle yapıyorum. Çok pipete pipete de gerek yok. Havasını alıyorsunuz yine. Elimden havasını aldım. Aa, çok daha pratik. Bu kavanozlar yapılırken çünkü bayağı vakit alıyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi buzdolabının deep freeze kısmına, bu bir tencerelik diye düşünelim. Yığ böyle 30 tane, 30 tencerelik yemeğe koy. Bir seferde eritmiyorsun. Direkt açıp boşaltıyorsun. Peki tencereyi. Bir de böyle buzluklara da koyuyorlar, minik donduruyorlar değil onu mi? Onu da yapıyorum. Onu yaparken özellikle baharatlı üretiyorsam öyle yapıyorum. Yani son noktada şunun içine istediğim bir yemeklik. Kekik. Evet tabii, kekiğimi koyuyorum. Şey, çünkü bir seferde girsin, aromasını alsın. Özellikle fesleğen kurutmadan koyuyorum. Taze taze pişerken de o işte reyhanıydı, şu suydu, bu suydu, hepsi içinde direkt yemeğime geçmiş oluyor. Peki hocam, şimdi bu domatesi gösterdiniz. Orada bir de biberler var farklı farklı. Yani evet, ben buna çok takıldım çünkü. Evet, yani saklama yöntemi önemli ama doğru sebze meyveyi saklamak lazım. Ben GDO'luyu saklamışım kışa. Ne faydası öyle var? Şey, öyle bir şey yok zaten. Öyle, değil mi? Öyle bir yanlış yapmamak lazım. Tabii. Şimdi burada da hanımlar neye baksın? Şöyle ben boyundan kestim. Oo, boydan bol bol çekirdeği var işte. Şu bu çekirdeğini demek. Yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu organik yani. Tabii, çekirdeği olmayan bir ürünü almayın. Bir de arkadaşlar, domates içinde, aynı şekilde bu biber içinde. Lütfen çok dikkatli bakın. Pırıl pırıl, rengleri sararmamış, solmamış. Pembe domates ayrı bir şey. O da pes pembe olacak. Hı. Böyle sarı domates de sapsarı olacak. Yani böyle kendi içinde sararmış, peki, lekili olmayacak. Peki bu sebzelerin, meyvelerin üstüne parlak olsun diye de bir şeyler yapıyorlarmış. Öyle sahte işlere girmemek lazım. Ya işte onlardan nasıl arındıracağız? Şimdi kabuğunu soymayın dediniz. Peki o kabuğundaki o varsa ilaçta bir şey dedi. Nasıl, bakın, ondan nasıl arındıracağız? Siz alışveriş edeceğiniz yeri, eczacınızı seçersiniz. Hekiminizi seçersiniz. Lütfen manavınızı da seçin. Evet. Kasabınızı da seçin. Ben 3 gündür sosyal medyayı, sen benim takip ediyorsun biliyorsun. Evet. Çok titizleniyorum. Nedir? Esnaftan yana olalım, pazarcıdan yana olalım ama onları da
düzgün yönlendirelim. Çünkü biz ne talep edersek onlar onu getirir. Nereden aldığımız da çok tabii, önemli. Güvenmek lazım. Güvenmek lazım. Yani İstanbul'un dışına doğru çıktıkça işte Silivri'ydi, Çatalca'ydı. O bölgelere geldikçe tarım daha güçlü. Tarımı teşvik etmek lazım. Yani seracılık da olabilir. O da apayrı bir şey. O da tarımın bir parçası. Ama mevsiminde seradan söz ediyorum. Ve kimyasallarla beslenen ürünler değil. Bak demin de söyledim. Seyirciye de onu söylemek istiyorum. Kimyasal gübre kullandığım zaman ben de kimyasal olmaya başlıyorum. Çünkü benim GDO yapım değişmeye başlıyor. Ya. Siz ürünleri satın alırken büyük zincir mağazalarda da göreceksiniz. Domatesler 8'li 10'lu paketlerin içinde köşesinde yazıyor. %100 doğal ve Anadolu tohumu diye yazıyor. Şimdi bu ne tohumlar da çok, tabii benim kodlanmam öyle. Öyle kodlanmışım çünkü. Öbür türlü kansere kapı açıyoruz. İçinde bunun neymiş efendim, koruyucu varmış. İşte 2 sene. 2 sene kalmaz domates salçasıydı, şu suydu, bu suydu. Eskiden hanımlar yapardı işte taranalar. Tarana. Taranayı alırsın. Ya, ne güzel bir taranayı yiyecek. Taranayı aldığında elinle ufaladığın zaman şöyle yaptığında, bıraktığında eyvah döktüm. Bu kokuların gelmesi lazım elimize. Ben kızıma çok pişiriyorum kışın tabii, tarana çorbası. Çok faydalı değil tarana, mi? Tarana... Probiyotik zengini bir üründen söz ediyor. Ben de böyle biraz... Ha, titizsiniz biliyorum ama takılmayın şimdi. Titizliğin ötesinde bir de şey var. Yani nimettir bu. Evet. Öyle. 9-10 çeşit tarana üretiliyor. İşte böyle kıtır kıtır yenen taranalarımız da var. Çocuklar mutlaka tarana... Cips gibi yapıyorlar değil mi? Cips gibi olanı evet, var. Evet. Mesela ben çocukların o tarzdaki doğal ürünleri tüketmesinden yanayım. Nedir o? Probiyotik yedirmiş oluyoruz. Tutuluyor mesela bunun içinde yoğurdu var, bunun içinde sebzesi var, baharatı var, şusu var, busu var. Güneşte kurutuyorsun. Hı hı. Gene bunu vitaminlerle yüklüyorsun. Probiyotiklerle yüklüyorsun. Alt tarafın yaptığın şey nedir? Kaynar suyun içine koyup güzelce onu dinlendirip hem veriyorsun. Hem çok pratik bir yemek evet, hem de çok faydalı. Besin yani kışın değeri kıymasını yüksek, da koyabilirsin. Proteinini de arttırabilirsin. Sarımsak koyunca içine bayılırım, çok güzel oluyor. Şimdi sarımsak mutlaka yenmeli. Bunu binlerce kez söyledim biliyorsun. Seninle de konuşmuştuk bir defasında. Ağzım kokuyor, burnum kokuyor. Koksun kardeşim, antibiyotik. Doğal antibiyotik. Hiçbir mikroorganizma ona karşı direnç oluşturamadı. Binlerce yıldır o sarımsak yeniyor. Yiyeceksin. Sarımsak saklama yöntemi de önemli herhalde. Tabii, ben çok çeşitli saklarım. Bilmem ben sen ne yaptım? Bayağı ben de sarımsak severim. Böyle 1 kilo falan almıştım. Evet. Ev buram buram kokuyor. Ne yapacağımı tabii, bilemiyorum. Tabii. Ben onları ayıkladım. Evet. Böyle buzdolabı poşetlerine koydum. Difrize attım. O da çıkartıp olur. Çıkartıp kullanıyorum. Çok daha da kolayı var. Yani o difrize atmak istemiyorsan hemen bir kavanoza doldur. İnce uzun şişeler de olur. Zeytinyağını bas. Oh, tek tek al. O zeytinyağını da kullanırım öyle. Şimdi onu söyleyecektim. O zeytinyağının içine de bir kekik dalı saplarsa al onu salatalarına, soslarına, şahane, makarnana kullan. Bunu da yapacağım. Evet. Çok güzel bir yöntem. Peki bu mısırlar nedir sizce? Ya onlardan mısırlarda, da çünkü GDO diye çok mısırda bahsedildi ya. Mısırda tabii çok büyük sorun yaşıyoruz. Onu organik pazardan almalı. Ya da marketlere gittiğinizde lütfen özellikle sorgulayın. Yani paketin üzerinde GDO'suz olduğunu tanımlandırın. Anmış olmasını görmeniz lazım. Anadolu'nun kendi mısırında işte 8 sıralı denen mısır tipleri var, süt mısırlar var. Şimdi tarladan getiriyor diyor ki çiftçi, ben diyor tarlamdan getirdim organik. Öyle organik olunmuyor. Organik apayrı bir şey. Onun çalışması da apayrı bir şey. Çünkü sonuçta doğaya açık olduğu sürece işte her türlü karbon şey ayağı kimyasal şey, evet, akar üstüne yağar. Bunların özel yetiştirilmesi lazım. Tabii esasında Anadolu'nun mısırı çok çeşitlisi var. Çok da güzeli var. Mısırı da çok severim. Çok ben doyurucudur. Ben çok severim ama işte korkuyorum artık bu GDO'dan sonra. Çünkü artık tohumlarla oynadılar. Yani tohumlarla, evet, şunun benim kendi yerli tohumum olduğunu bilir olmam lazım. Demek ki nereden aldığımız çok önemli. Etikete evet, bakmak etiket lazım. Etiket okumak çok önemli. Evet. Bunu okumak şart. Bu kışa hazırlıkta son bir şey daha soracağım. Tabii sonra hayat, sizden cilt maskesi isteyeceğim. Olabilir çünkü hayat, bizim için. Barbunya saklamak. Şimdi aha, benim evet, ben de ayıklıyorum. Yine buzdolabı poşetlerine koyuyorum, atıyorum. Çok sevdiğim bir sebze. Tabii. Kışında kullanmak istiyorum. Ama bunu bir de haşlayıp saklayanlar var hocam. Doğru mu? Hanımların yaptığı şeylere dikkat edin. Onlar zaten deneme yanılma usulüyle yüzlerce
deney yapıyor evde. Onlar bizim için çok kıymetli. Ürünler haşlanabilir. Hı hı. Ürünler bütün olarak saklanabilir. Şimdi barbunyayı hangi aralıkta topladığı çok önemli. Kadınlar onu çok iyi bilir. Son dönem mi aldı, orta dönemde hani mi aldı? Hani vitamini falan gitmiyor mu öyle hiçbir olduğu şey, zaman? Vitamin gitmesi diye bir şey yok. O da zaten şehir efsanesi. Hı. Vitamin nereye gidecek? Vitamin içerisinde oturuyor. Diyor ki işte diyor limonu sıktım, suyun tadı kaçtı. Yok öyle bir şey. Onu senin beyninde algılatıyorlar. Limon nereye gidecek Allah aşkına? Hiç içindeki C vitamini uçup gidebilir mi? Limon da ne kadar faydalı bir şey değil mi? Ben bayılırım. Ben de çok severim. Benim kızım böyle oturur yer. Afiyet olsun ona. İkşikte ikşikte suratını. Tabii çok, çok güzel. Faydalı bir şey. Yani içindeki organik vitamini. Evet şeyler, mineraller son derece kıymetli. Evet, kışa hazırlık önemli. Bu vitaminleri kışa götürmek, kışa saklamak çok önemli. Patlıcanı da yani. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz bir tane. Mesela çeşitli biberleri. Bu tip olabilir, daha farklı büyük biberler olabilir, patlıcanlar olabilir. Çok beğendin, içi böyle şişmiş, kötü bir çekirdekli değil, patlıcanlar çok güzel. Hemen közlesinler, kabuklarını çıkarsınlar. Demin şu yaptığım teknikle birer birer dondursunlar. Bir de yemeği pişirirken de çok pratik. Tabii, yani. Çıkart közlenmiş hemen ok diye, salataya kat. İnanılmaz bir şey oldu. Harika. Ama ben şu cilt bakımı istiyorum. Merak ediyorum ciltle ilgili, evet, tariflerinizi. Bu sene coştuk. Bana özel bir şey yapacakmışsınız duydum. Malzemeleri getirmiş arkadaşlar. Evet, iyi yapmışlar. Bu sene evet siz bayağı cilt bakımıyla ilgili tarifler ürünler veriyorsunuz yaptım, hocam. Evet. Doğal şey olması evet, önemli. Balımız var. Yoğurdumuz var. Bu şimdi, ne? O karbonat. Karbonat. Her şey doğal. Balı niye kullanıyorum? Balın aşağı yukarı 40 küsur hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Şimdi hem içindeki yapısal özelliğine, bir kere doğal olması lazım. Bu balda da hani hareketlilik ayrı bir sıkıntı. Her bulduğun bal bal değil. Evet. Şekerli sular şekerli falan. Su. Doğru düzgün bal. Mümkünse maske olarak kullanacaksan ve tüketimde ben kestane balını tercih ediyorum. Çiçek ya da kestane. Ne farkı var? Kestane balı dünyanın en zor balıdır. Sadece kestane ormanlarından yapılır. Yani arı yapabilir onu. Ve onu da mümkün değil, sahtesi yapılamıyor. Ha, onun için gerçek olduğundan emin evet, oluyoruz öyle olduğu zaman. Evet, bir de buraya gül suyu bırakmışlar. O en son temizlik için. Ha, temizlik ben şöyle için. Şeyden, o küçük bıçağı alabilir miyim? Evet hayatım. Buyurun, öbürünü. Bıçaklarınızı. Şimdi ben önce bir limonumu sıkayım. Ne kadar olacak limon? Şimdi 3-4 tip yapılabilir. Hepsini göstereyim. Ben limonu olduğu gibi sıkmaya çalışayım bu yarım limonu. Oh, bayağı da sulu bir limonmuş. Tabii tabii. Ben bunların kabuklarını da atmıyorum biliyor musun sen? Ne yapıyorsunuz hocam? İnanmayacaksın. Bulaşık makinesine koyuyorum. Aa evet, temizliği pis için, gibi. Kokusu tabii için. Canım. Peki bu tırnaklara da iyi geldiği söylenir. Gelmez mi? Evet. Ben böyle şimdi kabuğuyla falan kabuğunu aldım. Kabuğunu böyle sonradan elinizi böyle içine tabii, sokup tırnaklarınız için de faydalı kullanabilirsiniz. Ben her şeyi lifiyle, duasıyla kullanmak istiyorum. Şimdi bunun içinde yapayım. Tamam. Gene bir kaşık daha alayım. Karışmasın ikisi birbirine. Ya da buzu ne yapacağız? Bir dakika, o sonra. Koyayım mı? Onu ayrı. Bunu bir ayrı yapayım, muzu ayrı yapayım. Hmm. Yoğurt. Şöyle, yoğurt da çok faydalı ama yüzü sürüldüğünü tek, bilmiyordum. Evet. Şöyle tek tek yapayım. Yoğurdumun içine bir kaşık. Evet, bir tatlı kaşığı evet, karbonat ve koyuyoruz. Koydum. Hanımlar bunu böyle biraz pat kıvamı derler. Böyle elle tuttuklarında. Hem cildi çizmesin. Şimdi şöyle yapacağım. Çok az limon koyacağım buna. Oo. Bak köpürüyor, görüyor köpürdü musun? Köpürdü karbonatla limon birleşince. Evet, ciltteki bu kara lekeler, şuradaki yağ dokusunu alma konusunda çok hoş olacak. Şu gördünüz değil mi? Ha. Bu şu kabarmayı da gösterebildik mi ekranda? Yağlı ciltler için şöyle mi hocam şey, bu? Bu bütün ciltler için geçerli. Çünkü herkesin cildi yağlı olmadığını iddia etse de mutlaka dokular yağ yapar.
ve ölü doku var. Ölü dokuyu atmak için tabii, daha çok. Tabii eksfolyasyon dediğimiz olay, yani peeling'in bir tık üstü diye düşünelim. Şimdi bunu cildimize sürdüğümüzde bu da tutucu ve aynı zamanda bir antibiyotik değeri de var, yani enfeksiyona karşı. Yine bir karşı. Tatlı kaşığı koydunuz, evet. Şimdi bunu yaparken ben bazen yapıyorum, hanımlar diyor ki bir yiyesim geldi. Ay ben şimdi şu muza gitti aklım çok fena. Evet. Ondan da koyacağız mı yok, içine? Yok, onu şimdi ikisini ayrı yapacağım. Ayrı. Ayrı iki maske. Evet. Şimdi bu bir kenarda dursun. Tamam. Şimdi böyle yüzünün bir tarafını onu yapacağım, bir tarafını da onu yapacağım. Nasıl tehlikeliyim değil mi? Gene geldi. Ay, buradan gene güzelleşeceğim. Oğuz abin. Haftaya daha güzel bir ciltle karşınızda olacağım efendim. Evet. Limon bir daha sıkıyoruz. Evet, şunu hemen soyalım hayatım. Ay ben soyayım. Şunları sıyır, şu içlerini sıyır bana. Ha, bunlar da faydalı bana öyle mi? Bana o lifleri zaten, muzun lifi lazım. Lifi. Muzu sen ufaklığa ver bizim yesin. Nil'e götüreyim bunu. Nil'e götür onu. Evde daha doğrusu tam oyun. Bize şey lazım, şu kabukları lazım, şu lifler lazım. Evet. Harika. Bunların da faydalı olduğunu bilmiyordum. Ya atıyoruz şey, hep biz hayatım bunları. Hayatım hiçbir şey çöp değil ki. Yani biz çöp etmeyi seven bir milletiz. Niyeyse. Çöp möp diye bir şey yok. Şunu, bunları sıyıracağım o zaman her şu sene. Kaldı ya arkadaşlar. Bu kalanı da eğer parmaklarda böyle nasırlaşmalar, kenarda siller falan varsa şöyle yapıyorsun bir tane bak. Şöyle sardırıyor. Görsünler hanımlar. Böyle tutuyorlar. Buradaki o sertlikleri alıyor. Ya da sinir olduğunuz birisi varsa önüne atın, şöyle kayıp düşsün. Yok öyle kötülükler yapmayalım. Kötülerle yani kötü değerlendireceğiz ya illa kabukları. Harikasın. Sihir için çok iyi. Sihir için faydalı. Evet. Yeterli güzel. Hayatım. Tamam. Şimdi onu da alayım ki ezeceğim orada. Şu. Ben böyle titizlikten öleceğim. Hocam süremiz çok az kaldı. Onun hemen. İçin hemen hızlıca yapalım. Kaşığım. Şimdi bunu şöyle eziyoruz. Ezdik. Hemen buna bir kaşık buna bal, da bal ekliyoruz. Koyuyoruz. O da tutucu yine tabii, özelliği tabii, tutucu, var. Tabii tutucu bütün şey. Zaten göreceksin bakar mısın? Şimdi bunu çok istiyorsan yoğurt koyabiliriz. Ama ben birazcık karbonat koyacağım. Karbonatım. Şimdi bir tarafa birini süreceğiz, bir tarafa birini süreceğiz. İki taraf farklı olmayacak mı bende? Hiç fark etmez. Hiç ben fark bütün bunları... Bir koklar mısın lütfen? Evet. Oh. Olay budur. Yani çok isteyen hanımlar ikisini karıştırabilir. İstiyorsan ikisini karıştıralım, sürelim. Olur, karıştıralım yani böyle bir kere de sürelim. Hiçbir sıkıntı yok bir kere de, evet. Evet daha efendim. Daha limon katmayacağım buna. Programımızın sonuna geldik. Oğuz Hoca bana cilt bakım maskesi yaptı. Evet. Şimdi yüzüme süreceğiz ve size bu görüntüyle veda edeceğim. 30 dakika sen öyle bekliyorsun. Daha sonra gül suyuyla ve daha sonra da önce soğuk, ılık soğuk bir suyla. Daha sonra da gül suyuyla. Hı. Evet dur üstüne döktük. Yayında sürüyorum. Üstüne döktük hayatım. Olsun önemli değil. Peki. Hocam. Sileriz. Oh. Evet, 30 dakika öyle kuruyacak. Muhteşem. 30 dakika. Evet. Tamam. Ey, ben 30 dakika mi? Kanaldayım. Bu iyice bir kurusun. Gül suyuyla mı sileceğim sonra hocam? Evet, önce bir soğuk suyla, yani duru bir suyla yüzümüzü akıtıyoruz. Sonra gül suyuyla temizliyoruz. Ferahlık oldu böyle bir cildimde şimdi sanki. Bu hangisinin etkisi? Yoğurdun etkisi mi? Yoğurdun etkisi, balın etkisi. Böyle hafif hafif bebek cildi gibi hem gerdiriyor hem temizlik yapıyor. Bütün yağlar da gidiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Uğur getirdiniz biliyorum ilk programına. Her zaman görüşmek üzere. Canım çok benim, değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biricik, efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.